Evet değerli izleyenler, yeni yasama yılı bugün saatler 14'ü gösterdiğinde özel oturumun ardından fiilen başlamış olacak. Saat 14'te Meclis Başkanı Mustafa Şentop özel oturumda ilk konuşmayı yapacak, açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan genel kurulda kürsüye çıkacak ve mesajlarını verecek. Şimdi meclis açılışı öncesi değerli konuklarımızla yayınlarımıza devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğum hemen yanımda. Erzurum, AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir bizlerle birlikte. Sayın Vekilim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bizler teşekkür ederiz. Öncelikle yeni yasama yılı hayırlı olsun diye başlayalım. Şimdi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dün açıklamaları oldu. Yoğun bir yasama yılını geride bıraktınız ancak gelecek kanun tekliflerine bakacak olursak yoğun bir mesai sizi bekliyor aslında. Önce buradan başlayalım isterseniz. Yeni gelecek kanun teklifleri var. Milyonları ilgilendiriyor. Yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmeleriniz nasıl olur? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi geçtiğimiz dönemlerde hakikaten yayınlarıyla, buradaki çalışmalarıyla bize katkı sundular. Minnettarız. Sesimiz oluyorsunuz, soluğumuz oluyorsunuz. Buradaki gelişmeleri aktarıyorsunuz. Bu çok mühim. Şimdi tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen dönemler çok üretken geçti. Bu dönem özellikle bu 6. yasama döneminde seçim öncesi olduğu için daha özel çalışmalar yapılacak inşallah. Çok sayıda meclis gündeminde kanun çalışması var, yasa faaliyeti var. Komisyonlarda çalışılıp genel kurula gelecek çalışmalar var. Uluslararası sözleşmeler var. Bütün bunları bu dönem görüşeceğiz inşallah. Biz şunu söylüyoruz. Ben tabii ki onları sırasıyla da söyleyeyim. En başta dezenformasyon yasası biliyorsunuz ki sizin de burada yine ona dönük de değerlendirmeler yapmıştık. Onun dışında efendim KYK'nın faiz borçlarını kaldırıyoruz. Buna dönük kanuni düzenleme yapılıyor. Bunun dışında efendim icraya yansımış 6 milyon dosya var. Onları siliyoruz. 30 milyarlık bir maliyet var. Onları devlet olarak biz karşılıyoruz. Devlet karşılayacak. KYK'dan yine 26 milyarlık bir karşılık var. Devletimiz karşılayacak bunları. İnsanlarımıza huzur üzere yaşatabilmek için böyle bir gayretimiz var. Dahasını söyleyeyim. Bu dönemde özellikle seçim öncesi olduğu için beklentimiz şudur. Çok daha efendim katkı sunan, yalandan, iftiradan, dedikodudan uzak bir muhalif anlayışla mecliste muhalefet partilerinin katkı sunmalarını bekliyoruz biz. Bu çok çok mühim. Yani seçime gidiyoruz. Elbette seçim üzeri olduğu için atmosfer biraz daha gergin olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Hepimize vazife düşüyor. Biz milletvekiliyiz, millet temsil ediyoruz. Dolayısıyla milletin asaletine uygun davranmak durumundayız. Bunun olacağını da inşallah inanıyorum ben. Derdimiz ne? Derdimiz milletimiz. Millet adına ne yapılması gerekiyorsa yapılsın istiyoruz. Ve şuna milletvekilleri çok dikkat etmeliler. Yani terörle iç içe bir yapı meclise neredeyse taşınıyor. Bunlara herkesin ama herkesin dikkat kesilmesi lazım. Milletvekilleri bireysel olarak bu işlerin önüne bir set koymalar lazım. Aşağıda basın toplantısı yaparken bir bakıyorsunuz ki hiç ilgisi olmayan isimler gelmiş oraya taşınmış. Sonrasında ardından o isimlerle ilgili çok sıkıntılı sonuçlar ortaya yere çıkıyor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Ben bu dönemin bu anlamda daha böyle temiz olacağını söylüyorum. İnandığım için söylüyorum. İnşallah öyle olur. Öyle olması lazım. Dediğim gibi seçim öncesi biz bu işleri yapıyoruz. Ve seçime giderken de huzur üzere milletimizin sandık başına gitmesi ve yeni temsilcilerin seçmesi gerekiyor. Bakın bir şeyin altını çizeyim. Dünyada sıkıntılı bir süreç yaşandı. Yaklaşık 2 yıl pandemiyle boğuştu bütün dünya. Onun yansımaları oldu. Sıhhat açısından oldu. Kayıplarımız oldu ki ben mesela babamı Covid'den kaybettim. Birçok insanın ailesine ateş düştü. Sonrasında ne oldu? Dünyayı bir ekonomik cendere içerisine düşürdü bu Covid. O cendereden herkes nasiplendi. Ülkemiz de öyle. Ama en salimen yürüyen ülke yine biz olduk. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim yapmış olduğu çalışmalarla alım gücü çok ciddi bir mesafe aldı. Dolayısıyla sıkıntılı hal daha gerilere gitti. Efendim yeter mi yetmez dahası olacak inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. İşte Ocak ayında asgari ücrette çok ciddi bir artış olacağının altını çizdi.
başka kesimlere dönük, efendim tarım kesimine dönük, emeklilere dönük gayretlerimiz var. Toplumun her kesiti huzur üzere yaşasın diye bir çalışmamız var. Bunlar da Allah'ın izniyle seçimden önce hayat bulacak ve seçime de huzur üzere gidilmiş olacak. Şunun da altını çizeyim Seda Hanım. Biz bugüne kadar bireysel ya da kurumsal bir endişeyle siyaset yapmadık. Ülkemiz adına endişeler taşıdık. Milletimiz adına endişeler taşıdık. Attığımız adımlar da buna göre yaptık. Efendim, bu ekonomi noktasında şunu söylemek istiyorum. En çok eleştiriler size şuradan geliyor. Yani evet, asgari ücret bugün ciddi bir artış söz konusu asgari ücrette ya da yeni ekonomi paketleri açıklanıyor, ancak vatandaşın alım gücünün düştüğü belirtiliyor ve asgari ücret bugün 6.000 7.000 lirada olsa gelen zamlarla birlikte alım gücümüz olmadığı için bu arttırımların bir anlam anlam ifade etmediği belirtiliyor. Bu yönden eleştiriler var. Yani yeni dönemde bunlara ilişkin neler söylersiniz? Şimdi Seda Hanım, zaten vurgum onaydı benim. Elbette. Yani enflasyon dediğiniz cebinizdeki paranın erimesidir. Bunu izale etmek için, yani vatandaşı enflasyona ezdirmemek için lazım gelen neyse onu yapmak durumundayız ki onun adımları atıldı zaten. Yeter mi dedim, yetmez, dahası olacak. Göreceksiniz, Ocak ayı itibariyle çok daha özel bir zemin çıkacak ortaya. İnsanlarımız, ben biliyorum, yani o ilk zamanlar, pandemi sonrasındaki ekonomik inkıraz, dünyada yaşanan inkıraz bize de yansıdığında homurdananlar, efendim muteriz bir hal üzere olanlar çoktu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi daha bu düzenlemelerle birlikte daha ehven bir hal var. Daha iyisi olsun diye bir gayretimiz var. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı da bu zaten. Her gün buna dönük açıklamalar yapılıyor. Her gün imkanlar zorlanarak, bütçe imkanları zorlanarak millet huzura kavuşsun diye gayret sarf ediliyor. Biraz önce açıkladığım KYK'nın faiz borçları silinsin. Niye? Gençlerimiz huzur bulsun diye. 3 milyon genç bundan etkileniyor. Biraz önce açıkladığım icra dosyaları efendim orta yerden kalksın diye devlet karşılıyor 2 bin liraya kadar olan kısımlarını. Niye? 6 milyon dosya var. Bu dosyalar orta yerden kalksın, insanlar huzur bulsun diye. Aynı hali inşallah göreceğiz. Şu süreçte 8-9 aylık zaman diliminde çok özel bir noktaya taşıyacağız ve millet de bundan memnuniyet duyacak. Şunun altını çiziyorum, biraz önce de söyledim. Efendim seçime dönük mü çalışmalar? Hayır efendim, yok böyle bir şey. Neye dönük? Milleti huzurlu kılmaya dönük. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bu hal üzere çalışacağız inşallah. Önemli gündem başlıklarından biri fezlekeler konusu. Evet. Şimdi biraz önce siz de terörle ilgili bir giriş yapmış oldunuz. Şimdi yeni yasama yılında fezlekelerin gündeminize geleceğini biliyoruz ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Mehmetçik sahada terörle mücadelede kararlı bir mücadele yürütülüyor. Ancak mecliste şu an bütçeye de değindiniz. PKK'nın siyasi uzantısı olan bir parti bugün mecliste. Mecliste terörün gölgesinde siyaset yapılır mı? Yani bir yandan Anayasa Mahkemesi'ne kapatma süreci de devam ediyor. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? AK Parti bu konuda nasıl bir tavır sergiliyor? Şimdi bir defa bizim duruşumuz o kadar net ki bunları tarif ediyoruz. Teröre hempa bir yapı diyoruz bunlara. Dolayısıyla bir kavgamız var bizim zaten bunlarla. Askerimizi şehit eden. Sadece askerimizi şehit etmiyor. Bakın, bir şeye dün vurgu yaptım. Ne dedim? Mardin Midyat'ta bir Kürt orman işçisi. Gariban bir adam. Ahmet diye birisi. Katlediyor PKK. Niye katlediyor? İlle de bana teşni olacaksın diye katlediyor. Eğer bunlar Kürt'ten yana olsa Kürt'ü katleder mi? Kürt'e düşman bir yapı. Öyleyse bunların siyasi uzantılarına karşı da sadece biz değil, şu mecliste millet adına vazife yapan herkesin, ama herkesin tepki vermesi lazım. Özellikle Atatürk'ün kurduğu partiyiz diye övünüp Atatürk'e ihanet içerisinde olan CHP'nin bu işe tepki vermesi lazım. Bunlarla beraber hareket etmemesi lazım. Çok net bir duvar örmesi lazım aralarına. Onun yanında CHP'nin şerikleri, ortakları var. İyi Parti öyle, diğerleri o Nevzuhur partileri öyle. Hepsinin, ama hepsinin mutlaka bir tepki vermeleri lazım. Öyle olursa ortaya yere çok daha net bir hal çıkar. İnşallah öyle de olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yeni yasama yılı tekrar hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir bizlerle birlikteydi. Yeni yasama yılı öncesi önemli değerlendirmeleri oldu. Meclis özel oturumuna saatler 14'ü gösterdiğinde Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanacak. İlerleyen dakikalarda özel konuklarımızla yayınlarımıza devam edeceğiz.